Yine Turgut Özal Üniversitesi. İlhan destanlarıyla dolu olan milletimiz 15 Temmuz hain darbe kalkışması karşısında yeni bir kahramanlık destanı daha yazmıştır. Hain haberlerini gerçekleştirmek isteyenlere karşı o gece büyük bir inançla özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için bedenini adede siper etmiş bir millet duruyordu. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, Türk bunun zaman vatan onun da gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü tutmayan milletimiz bu kararı duruşuyla Cumhurbaşkanlığa ve devletine sahip çıkmıştır. Bu millet tankın karşısında uçakların altına, mermilerin karşısına göğsünü siper eden şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Temmuz darbe teşebbüsü, yüce dinimiz İslam'ın gölgesine gizlenip, devletimizin çeşitli kademelerine sızarak yıllarca insanımızın imkan ve değerlerini istismar eden bir grup eli kanlı FETÖ terör örgütü mensubunun vatanımızı, istikrar ve istikbalimizi yabancı güçlerin vesayeti altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırıdır. Tarih boyunca nice ihaneti, feraset ve cesareti ve fedakarlığı ile aşan milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülmüş, Türkiye'nin dört bir tarafında müstesna bir direniş sergileyerek bu işgal girişimine de geçit vermemiştir. 251 vatan evladımızın şehit, yüzlercesinin gazi olduğu o gece, Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna yeniden bürünen aziz milletimiz, vatanı için vücudunu ağır silahların, savaş uçaklarının ve tankların önüne siper ederek yepyeni bir destan yazmıştır. Evet, hayırlı ve uğurlu olsun. Gün boyunca gerek onu defterlediniz, gerekse sergi. Yağlı boya tablolar. Tabi ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü başta bırakarak tamamen diğer çalışmalarımız 15 Temmuz'da yapıldı. Atatürk'ün gerçekleştirdiklerine... Evet, bir kompozisyon. Evet, Kurtuluş Savaşı. Ancak devrimler... Gözlük şimdi yapıldı. Sağ ol, eksik olun. Evet arkadaşlar. Bu öğrencimizin çalışması, evet, sayın valide, evet, öğrencilerin çalışması.